saatte bu da kim böyle sürekli kapıyı çalıp duruyor? Ya kim gelebilir acaba bu saatte benim evime? Daha okulun başlamasına tam bir saat var. Şöyle açayım kapıyı. Ha? Senin burada ne işin var? Ben geldim ve sana çiçek aldım. Senin pijamaların ne kadar da komik. Hiç seni daha önce pijamayla görmemiştim. Olamaz, pijamalarımlayım, rezil oldum. Sana ne? Herkes pijama giyer bir kere, sanki sen giymiyorsun. Aa, çok komiksin. Neyse, hadi boş yapma. Git hazırlan, seninle kahve içmeye gideceğiz. Ne saçmalıyorsun sen? Okul kıyafetlerini bile giymeden okula geliyorsun. Okul var bugün, az sonra okul başlayacak. Okul falan umurumda değil. Hadi seninle Luna Park'a gidelim. Hadi gir içeri de üstünü değiştir. Hadi gir bakalım. Sakın evime gireyim deme, tamam mı? Çekil şuradan. Girdim bile. Hadi dedim sana kızım, git okul formalarını giy. Sonra seni okula da bırakacağım zaten. Sen tam bir baş belasısın. Of, okula da geç kalacağım zaten, hep senin yüzünden. Ayrıca davet edilmeyen eve girilmez, tamam mı? Oo, ben girerim. Ben canım hangi evi isterse ona girerim, tamam mı? Ben serseri bir çocuğum. İşte tam olarak bu yüzden senin arkadaş olmuyorum. Uf ya, pijamalarımla da gördü beni, zaten rezil oldum. Uf arkadaşlar, onun yüzünden okula geç kalacağım. Hemen şuradan okul formalarımı giymem gerekiyor. İşte giydim sonunda. Bir bakayım kendime. Evet, artık okul için yeterince hazırım. Şimdi buradan çantamı alayım. Çantamın içinde zaten bütün malzemelerim var. Artık hazırım, okula gidebilirim. Hey, ben hazırım. Artık sen de evimden çık. Çünkü ben okula gideceğim. Seninle kahve içmeye de gelmeyeceğim. İyi, tamam, biz de birlikte okula gideriz. Bu bir problem değil. Hadi gidelim bakalım. Zaten okulda dövmem gereken kişiler var. Ne? Dövmen gereken kişiler mi var? Sen neyden bahsediyorsun? Geçen okulda bir çocuk sana baktı. O kadar sinirimi bozdu ki onu döveceğim. Bir kere sana kimse bakamaz. Sana ne? Sen benim sevgilim değilsin. Karışamazsın. Aa, Ela da orada. Arkadaşım gelmiş, beni bekliyor. Benim gitmem lazım. Sen de git başımdan. Tamam mı? Götçe. 2 saattir seni bekliyorum. Hadi, nerede kaldın? Bir dakika ya. Ahmet, okulun en yakışıklı çocuğu Ahmet. O senin evinden mi çıktı? Siz okula birlikte mi gidiyordunuz yoksa? Çekil şuradan kızım ya. Ayrıca sen bu ezikle neden takılıyorsun bir kere, tamam mı? Benim sevgilimden herkes uzak duracak. Ne? Sevgili mi? Sevgili mi oldunuz siz? Evet, sevgili olduk. Hey, sen kendi kafanda saçma sapan şeyler yaratıyorsun. Git başımdan dedim sana, git dedim. Allah Allah ya. İyi, tamam, ben seni okulda beklerim o zaman. Şimdilik gidiyorum ama geri dönüşüm efsane olacak. Çok komik. Uf Ela ya, bu çocuktan kurtulmayı başaramadım. Kızım, sen neyden bahsediyorsun? Bu çocuktan kurtulunur mu hiç? Bak, seni dün de uyardım, tamam mı? Bu çocuğa iyi davran, okulun en havalı çocuğu. Bütün kızlar bu çocuğun peşinden koşuyor. Umurumda bile değil bir kere. Hadi gel gidelim. Okula da geç kaldım zaten. Sabahın köründe gelmiş, kapımı çalıyor. Diyor ki seninle kahve içmeye gideceğiz. Sanki ben seninle kahve içmeye çıkarım. Kızım, sen kafayı yemiş olmalısın. Okulun en havalı çocuğu gelsin, seni kahve içmeye çağırsın. Bir de senin şu yaptığına bak. Aman, benden uzak dursun böyle serseri çocuklar. Ben sevmiyorum. Al, senin olsun, çok aşıksan ona. Ay, keşke ama bana yüz vermiyor ki. Keşke verse Gökçe. Ben o çocuk için bayılırım bile ya. Çok kenayım o çocuk için. Yani gerçekten inanılmaz yakışıklı. Abarttığın kadar yakışıklı değil bence. Emin misin Gökçe? Kabul et, sen de yakışıklı çocuk. İyi, tamam, biraz yakışıklı olabilir ama sonuç olarak serseri bir çocuk. O yüzden onu sevmiyorum. Neyse, artık okula geldik. İlk dersimiz ne bakalım? Aa, Gürol da orada. Merhaba Gürol. Aa, selam Gökçe. Nasılsın? Ela nasılsın? İyi misiniz? İyiyim, ne yapalım öyle? Gökçe ile okuldan, yani okula geliyoruz. Sen neler yapıyorsun Gürol? Ben de motorumu koydum sandığımdan. Çantamı şöyle alıyorum. Tamamdır. Ne yapayım yani, nasıl gidiyor Gökçe? Hey, sen eceline susadın değil mi? Şimdi seni yumruk yumruğa vuracağım. Gökçe ile konuşmak neymiş bakalım? Ya. Gel buraya dedim, seni vuracağım. Aa, sana vuracağım. Ne oluyor be, sen kimsin? Sen kimsin bana vuruyorsun? Ya ayrılın bakalım, neler oluyor? Ya sana ne bir kere? Gürol benim arkadaşım. İstediğim şekilde konuşurum onunla. Asla bu mümkün olamaz. Okulda benden başka hiçbir erkekle konuşamazsın Gökçe. Anlaşıldı mı bakalım? Yoksa bu çocuğu okuldan kovdurturum. Şimdi sınıfa gidiyorum. Gökçe'ye bir daha yakınlaşırsan seni mahvederim. Anladın mı bakalım be? Hadi gidiyorum ben. He, aynen öyle. Hadi uza bakalım. Serseri miymiş neymiş? Allah Allah, senin serseri bozuntusu seni. Sen bana uza mı dedin be? Gel buraya, seni mahvedeceğim. Gel dedim. Gel buraya, döneceğim seni. Ben Gökçe, bir şeyler yap. Ay, ne yapacağım? İkisi de serseri. Çekil şuradan. Gülüm. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun? Kırık kafa
onu üzeceğim. Pat 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 pat. Kafanı üzdüm. Yardım edin. Ya çekil çocuğun üstünden, sen kafayı yemiş olmalısın. Hemen sınıfa git. Yoksa seni mahvederim, anlaşıldı mı? Şimdilik senin için gidiyorum. Ama seni o çocuğu mahvedeceğim. Gittim ben. Gürol, olamaz. İyi misin? Ya Gürol, sen niye bu çocuğa bulaşıyorsun? Ya geldi kendine bulaştı. Var ya onu şimdi mahvedeceğim. Döveceğim onu çok kötü. Neyse, sakin ol. Tamam dedim sana. Boş ver. Ay, üstün mü yırtılmış senin? Evet, biraz üstün evet yırtılmış. Evet ya, üstüm başımı yırttı ya. Ne güzel, daha yeni almışım okul kıyafetlerimi. Of of, vallahi bu çocuk okulun belası. Artık bizim imza toplayıp bu çocuğu okuldan göndermemiz gerekiyor. Hayatta öyle bir şey mümkün mertebe olamaz. O çocuk okulun en havalı çocuğu bir kere. Ayrıca yakın zamanda Gökçe'nin sevgili olacak gibi duruyorlar. Umarım ya, en yakın arkadaşım okulun en havalıyla çocuğu. Yani, nasıl yani Gökçe, sen onunla sevgili misin? Hayır, sevgili falan değilim. Kimseyle sevgili olmak istemiyorum Gürol. Yani Ela kendi kafasında yine bir şeyler kurguluyor. Ama çocuk sana deli gibi aşık, deli gibi. Ay yaşasın. Neyse. Hadi ben gidiyorum. Gidelim. Hadi görüşürüz. Tamam git. Uf ya, bunun nesi var anlamadım. Neyse hadi gel gidelim bakalım, yaşasın. Bir an önce okula gitmek gerekiyor çünkü bugün sınavıma çok çalıştım. Ela sen de çalıştın mı? Sınav mı vardı, haberim bile yok. Of Ela, of. Olamaz, yine geç kalmış olmalıyız. Neyse kapıyı sen çalsana Ela. Asla çalmam, sen çal, ben bu hocadan korkuyorum. Tamam, o zaman ben tıklayayım, sen de çal, olur mu? İyi, tamam, anlaştık, o zaman öyle yapalım. Tık 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 tık, gelebilir miyiz? Girin bakalım çocuklar. Öğretmenim geç kaldı, çok özür dileriz. Evet öğretmenim, geç kaldığınız için gerçekten özür dileriz. Gelebilir miyiz? Önemli değil çocuklar. İçeri oturabilirsiniz. Hadi bakalım, ben de daha yeni girmiştim. Teşekkür ederim. Yaşasın bakalım. Hey, bana bak. Bana bak. Sana şimdi bir tane tüküreyim. Tüh. Ol bakalım. Ol da sonra. Lan sen kimsin bana tükürüyorsun lan? Sen kimsin bana tükürüyorsun oğlum? Hayırdır lan sana? Duydunuz mu arkadaşlar? Çocukta iyi cesaret var. Bana karşı çıkıyor. Bu ne cesaret? Sanırım okuldan atılmak istiyorsun. Evladım, kavga etmeyin. Oturun yerinize. Bakıyorum bir daha Ahmet'i karıştığını görmeyeyim. Duydun mu lan? Ha? Öğretmenim, ama neden böyle konuşuyorsunuz bana? Siz ya neden bunu savunuyorsunuz? Geç yerine, geç yerine. Tamam ya, tartışıp durmayın. Öğretmenim, ben kapıyı örttüm. Bugün dersimiz resim ve ben resim dersine bayılırım. Ne çizeceğiz öğretmenim? Ay, çantamı da şöyle koyayım. İşte bu. Çocuklar, bugün sizden bir çiçek çizmenizi istiyorum. Çiçek çizeceksiniz. En çiçeği çizen benden 100 olur. Yaşasın, çiçeğe bayılırım gerçekten. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. Çok güzel bir çiçek çizelim. Puh! Al senin kafana puh! Tükürüyorum, tamam mı? Bana mı tükürdün sen? Sen demek bana tükürdün, öyle mi? Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Olamaz, birbirinize tükürüp durmayın. Siz kafayı yemiş olmalısınız. Seni mahvedeceğim. Gel buraya dedim, seni mahvedeceğim. Hey dur. Tükürme çocuğa. Her yere tükürük oldu. Tükürük oldu. Tükürme dedim. Olamaz. Saçım. Yüzüm. Her yere tükürük oldu. Özür dilerim. Yanlışlıkla sana geldi tükürük. Özür dilerim. Sen ne yapıyorsun benim en yakın arkadaşıma? Ya sana bir şey yapıyorum. Ben Ahmet'e tükürecektim ya. Ahmet ne buluyorsun? Senin işini bitireceğim oğlum. Gökçe'ye tükürdün demek, öyle mi? Gökçe'ye sakın bir şey yapamazsın. Buraya gel dedim. Gel bakalım. Öğretmenim, hemen bu çocuğu dışarı atıyorsunuz. Duydunuz mu? Eğer okuldan kovulmak istemiyorsanız gidecek ve bütün gün boyunca burada tek ayak üstünde bekleyecek. Anlaşıldı mı? Tamam Ahmet'ciğim. Gürol, çabuk dışarı çık bakalım. Seni bir teneffüste müdürün yanına göndereceğim. Çık. Ölmenim, ama ilk gördünüz. O tükürdü, ben de ondan intikam aldım. Sakın Gökçe'ye bir daha dokunayım deme. Çık dışarı dedim sana. Çık dedim. Beni çok sinirlendirdin ama bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Gel buraya. Gökçe, iyi misin? Canın acımadı değil mi? Acımadı ama bunların hepsi ikinizin yüzünden oldu, tamam mı? Her yerim tükürük oldu ya. Of. Ya kızım, çocuk seni koruyor. Çok tatlı. Ela bir defolup gitsene, yoksa ben sana tüküreceğim artık. Allah'ım ya Rabbim ya. Hala çocuk çok havalı diyor. Neyse, ben çiçeğimi çizmeye devam edeyim. Of. Bütün deliler beni bulmuş sanki ya gerçekten. Ha? Bu da ne? Ya atıp durmasana çiçek bana. Atıyorum, sen benim canımsın. Benim canım Gökçen. Seni mahvedeceğim Gürol, duydun mu? Seni mahvedeceğim. Seni merdivenlerden atacağım. Aynen bak. Ya git artık, sen de tükürüp durmasana Gürol. Kafayı mı yedim bak, hala tükürüyorsun. Yine bana gelirse seninle hayatım ucu konuşmam.
Ama kusura bakma, yanlışa tükürdüm Gökçe. Bu Ahmet'e tükürecektim ben. Her neyse, artık çiçeğimi yapmak istiyorum. Artık resmimi çizmek istiyorum. Şimdi buraya inanılmaz güzel bir resim yapacağım. Şimdi bunu da böyle, burayı da yaptıktan sonra işte bu resmim çok güzel olacak. Şimdi şunu da şöyle yapalım ve sonra bunlara biraz yaprak eklemek istiyorum. Şöyle şunu da şöyle ekledikten sonra çiçeğim tamam. Öptüm seni. Sen ne yaptın? Olamaz. Sen neden beni öpüyorsun? Bacağına kızım seni yanağından öptü. Yaşasın. Ha, öptüm. Bir daha sakın beni izinsiz öpeyim deme. Çekil şuradan. Ay çok utandım. Herkese rezil oldum. Olamaz ya. Olamaz. Ay çok utanıyorum. Hey kızım dur sana. Ya utanacak ne var sanki? Gökçe ne yapıyorsun? İyi misin? Beraber sana kanda yemek yerim ha. Ne ya? Ne oldu yine? Seni mahvedersem kantini sana yediririm çocuk. Bak ben bu okulun en havalı çocuğuyum. Ve ben bu okuldan istersem seni kovdururum. Bunu istemeyiz öyle değil mi Gürol? Seni son kez uyarıyorum. Yani en havalı çocuğuna bakın. Kafasına kocaman bir tükürük var hala. Onu temizlemeyi unutmuş. Evet, ve benim de hala kafamda kocaman bir tükürük var. Ve ben sizin kavgalarınızdan bıktım. Ayrıca sen de bir daha beni öpme tamam mı? Çok utandım. Uf ya olamaz. Hayır ben beni neyden izinsiz öpüyor? Neyse gideyim de kantinden bir şeyler alayım. Merhaba kantinci abi. Şey bir hamburger alabilir miyim? Hemen Gökçe'ye hamburger ver hemen. Ama en güzelinden hazırla yoksa okuldan kovulursun tamam mı? Ne istiyorsun tamam, Gökçe tamam. Ben sana alırım. Burada senin paran geçmez anlaşıldı mı? Ya sana ne, benim param da var, harçlığım da var. Şimdi git ve ben istediğim ne varsa onu alacağım. Hayır ben sana donut alacağım bir tane. Ondan sonra gideceğim bir hamburger Gökçe'cim. Alacağım. Sen en sevdiğin donutu şuradan şöyle alayım sana ben. Bir de bir tane Big Mac. Sen yumruk yemek istiyorsun artık. Bu kesin çözdüm tamam mı? Sen yumruk yemek istiyorsun. Sen ne cesaretle Gökçe'yi yemek alırsın. Ya. O benim arkadaşım istediğimi alırım. Sana ne, sen niye karışıyorsun buna? Artık kavga edip durmayın. Kızım çok havalı. İki tane çocuk senin için kavga ediyor. O fela dur sen de lütfen. Gökçe en sevdiğim bak bonibonlu çikolatalı bir donut. En sevdiğim şeyi atıyorum ben de sana. Ko attım sana. Bak oğlum. Benim motorumu parça pıçık etmemi ister misin bakalım? Hala tükürüyor bana. Gel burayı seni mahvedeceğim. Tükürme bana. Bırak beni. Ya tamam bırak sen de Gürol'u. Dövüp durma artık çocuğu. Yeter ya. Gürol sen de tükürüp durmasan artık. Niye tükürüyorsun lama gibi? Ya ne tükürmeyeyim, gelmiş böyle kafamı vuruyor. Baksana şu kıyafetlerimin haline. Gökçe her yerim yırtık pırtık içinde. Tamam sen de ona tükürme. Sen de artık bırak şunu dövmeyi Allah Allah ya. Ay aman Gökçe için kavga edin. Vallahi çok havalı. Hadi biraz daha vur bakalım. Nasıl vuracaksın? Kızım sen de bir git yoksa sana tüküreceğim artık tamam mı? İyi tamam be. Neyse Gökçe hadi gel biz gidelim kantinden. Birlikte bir şeyler alalım. La 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 la. Aman Ela nasıl bu kadar enerjik ve neşeli olabiliyorsun bir türlü anlamıyorum. Gökçe şey ne diyeceğim sana ya, çıkışta Luna Park'a gidelim bir de su parkına, ne diyorsun? İstemiyorum teşekkür ediyorum, o yüzden git artık. Uf ya uf, neyse kantinci abi ben şuradan bir tane hamburger alacağım, ücretini de yarın öderim tamam mı? Tabii ki evladım, sıkıntı yok. Ben sana ne dedim, bu kızdan bir daha para almayacaksın demedim mi? Ha para almayacaksın demedin mi? Seni şimdi döveyim mi? Dur Ahmet pardon, özür dilerim Ahmet. Ya bıraksana yaşlı başlarına ne kızıyorsun? Yaşlı başladım ama gücün yetiyor. Geliyorsun yetiyorsa bana yetsin bakalım gücün. Sana yiyorsa da yetiyor. Bak nasıl yetiyor. Gel bakalım şöyle gerilip sonra bir koyarsam gücün yeter. Bak ne oldu şimdi kafanı ezeceğim. Kafanı ezdim. Bıraksana çocuğu artık bırak dedim. Yok sen de kaşınma, dayak yiyip duruyorsun artık. Dayak yemiyorum. Onu şimdi öyle bir döveceğim ki. Sen de gel bakayım buraya. Al bakayım sana. Olamaz. Beni yere yıktı. Demek öyle ha. Sanki yere yıkıldım mı zannettin? Akılsız. Ben yere yıkılır mıyım? Gel bakalım seni vuracağım, döveceğim. Bırak beni. Ya tamam artık bir kendinize gelin. Uf ben sizinle uğraşmak istemiyorum ya. Neyse en iyisi burada zilin çalmasını bekleyeyim. Ela sen ne yapıyorsun? Günün nasıl geçiyor? Nasıl geçsin, sizi izleyerek geçiyor. Bir de karnım çok acıkmış. Zil çaldı. Çiçekler. Çiçekler atıyor sana, çok romantik. Atıp durma, çiçek falan istemiyorum. Sen niye böyle yapıyorsun? Canım ne isterse onu yaparım tamam mı? Sen benim sevgilimsin. Bu Gürol'dan da uzak duracaksın anladın mı? Sevmiyorum o çocuğu ya, sinir bozucu.
senden çiçek istemiyor. Ve sen hala gidip Gökçe çiçek veriyorsun Ahmet. Ya sen ne kaşınıyorsun marul kafa ya. Seni var ya mahvederim, duydun mu çocuk? Zaten yırtık pırtık kıyafetlerin var. Ayrıca kötü kokuyorsun. Sen kendine bak be. Aynı bir eşek gibi kokuyor. Ha, gel seni mahvedeceğim. Ne haliniz varsa görün artık. Sizinle istediğim hiçbir şekilde muhatap olmayacağım. Arkadaşlar okulum sürekli böyle geçiyor. Sinir oluyorum artık. Her neyse sınıfa gidelim. Ay ders neydi acaba? Ders unuttum. Ela ders neydi? En sıkıcı olanından matematik. Uf iyi tamam ya. Ela çeksene yerimden. Allah aşkına. Tamam Gürol nerede ya? Gürol nereye gitti? Ne bileyim, korkudan girememiştir. Neyse dersle öğretmen. Dersimiz matematik çocuklar. Gökçeciğim hadi gel bakalım tatlı, ilk senden başlayalım. Öğretmenim neden benden başlıyoruz? Ben birazcık çalışamadım da benden başlamazsak. Öğretmenim geç kaldığım için özür dilerim. Hadi geç bakalım Gürol yerine. Tamamdır öğretmenim. Sen şimdi görürsün lan, bekle sen şimdi, bekle. Ne diyorsun lan sen? Ayrıca öğretmen. Gökçe tahtaya çıkmayacak. Çalışmadı dediyse çalışmamıştır. Başka birini kaldır, anlaşıldı mı? Ha? Nasıl yani? Gökçe kalkmasın mı tahtaya? Tamam. Kimi kaldıralım o zaman Ahmetciğim? Sen seç bakalım. Tabii ki ben seçeceğim. Kaldırın şu kıvırcık marulu kokarcayı, okçu yapsın. Gürol kalkacak. Hatta soruyu da ben soracağım. Söyle bakalım. Ne sorsam 1000+1000. 1000+1000. 2000 canım. Ha, nasıl bildin be sen? Akılsızsın sen ya. Aman neyse. Gökçeciğim sonra şöyle bakalım, çıkışta nereye gidelim? Hiçbir yere gitmeyelim. Ama teşekkür ederim beni tahtaya çıkartmadığın için. Rica ederim. Bu koku da ne böyle? Bu da ne böyle? Ahmet osurdu öğretmenim. Ahmet osurdu. Bu koku da ne? Sen ne yaptın? Gaz bombası attın, gördüm seni. Sus sessiz ol. Ahmet osurdu öğretmenim. Öğretmenim gördüm. Gürol yaptı. Gaz bombası attı öğretmenim. Ne? Ben mi yaptım? Ne alakası var ya? Ben mi yaptım? Yok ben yapmadım ki Gökçe, ben yapmadım değil mi? Terlerim osuruk koktu senin yüzünden. Bilmiyorum kim yaptığını, görmedim. Ben gördüm öğretmenim. Bu attı, gördünüz mü? Şimdi bunu dışarı atın, anlaşıldı mı bakalım? Ne beni mi? Gürol çabuk dışarı çık bakalım. Sınıfın huzurunu bozuyorsun. Sana geçen derste ceza verdim, akıllanmadın. Çık dışarıya, dışarı çık. Öğretmenim ya of. Ahmet göreceksin var ya, gününü göstereceğim sen, sana. Görüştük seninle. Kaldın öyle. Her neyse ben artık gideceğim. Öğretmenim karnım çok ağrıyor, artık eve gitmek istiyorum. Gidebilir miyim? Nasıl karnın ağrıyor evladım? Ya bahane uyduruyorsan, nereden bileceğim ben senin karnın ağrıp ağrımadığını? Karnım ağrıyor diyorsan karnım ağrıyordur Gökçe. Evde saygısızlık etme öğretmen, anlaşıldı mı? Tamam Ahmet tamam. Tamam Gökçe'cim gidebilirsin. Teşekkür sana izin ederim bugün. Öğretmenim. Artık benimle konuşma Gürol, anlaşıldı mı? Sen de konuşmayacaksın hiçbir şekilde Ahmet. Benden uzak durun. Sürekli sizin yüzünüzden okulda huzurum kaçıyor ve ben bu durumdan sıkıldım artık. Artık eve gitmek istiyorum. Hep sizin yüzünüzden oluyor. Zaten dersime de çalışamadım. Bana böyle huzursuzluk verip durmaktan vazgeçin. Gör burayı Gökçe. Tamam seni de ben bırakacağım. Yalnız gitme tamam mı? Uf Ahmet neden böyle yapıyorsun? Şöyle Gürol'un motoruna da vurayım. Ya vurma sana çocuğun motoruna ya, vurma. Allah Allah ya. O da bana tükürüyor ama. İkinizde de suç var. İkiniz de birbirinizle uğraşıyorsunuz. Ne yapayım ben, sonra aşığım. Başka seninle kimse konuşsun istemiyorum. Bana ne? Öyle bir şey yok bir kere. Ayrıca sen de beni rahatsız edip durma daha fazla. Tamam etmem. Ben sadece sana aşık olmuştum. Seni rahatsız etmek istememiştim. Özür dilerim Gökçe. İyi tamam, önemli değil. Ama bir daha yapmazsan sevinirim. Tamam gerçekten özür dilerim. Yeter ki sen iste. Artık kimseye zorbalık da yapmayacağım. Söz veriyorum. İyi tamam, teşekkür ederim Ahmet anlayışın için. Ben şimdi gideceğim, karnım ağrıyor. O zaman eve kadar birlikte yürüyelim. Lütfen ne olursun. İyi tamam ama dediğim gibi zorbalık yapmayacaksın. Tamam söz yapmayacağım. İyi tamam. Neyse canım ailem, bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelelim arkadaşlar. Okulda birazcık huzursuzluk çıktı ama sanırım Ahmet birazcık dersini aldı. Öyle değil mi Ahmet? Umarım almışsındır. Söz arkadaşlar, gerçekten aldım. Artık zorbalık yapmayacağım. İyi arkadaşlar, yorumlarda yazın. Sizce Ahmet'e güvenmeli miyim? Neyse ekranda iki tane video çıktı. Hadi bakalım onlara tıklamayı unutmayın. Bu arada sizleri çok sevdiğimi de sakın unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.